Türkiye'nin en yüksek zirvesine sahip Palandöken Kayak Merkezi, ülkemizin en uzun pistlerinden birine sahip. Son dönemlerde ilginin arttığı kayak sporunun güncel durumunu ve Palandöken'i Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Bülent Ülker'le konuştuk. Son dönemlerde Türkiye'de kış sporlarına olan ilgi artış gösterse de henüz istenilen seviyeye ulaşmış değiliz. Kayak sporunun mevcut durumunu ve sorunlarını Erzurum Kayak Kulübü'nün buradaki rolünü Başkan Bülent Ülker'le konuştuk. Erzurum Kayak Kulübü 1960 yılında 11 tane cengaverin, ben öyle söylüyorum, girişimiyle Türk kayak sporuna sporcular yetiştirmek, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek için kurulan bir spor dalı. Şu anda mevcut 30 tane kulüpler arası kupa ve bunların 25 tanesi üst üste olmak kaydıyla 27 tane kupayı müzemize taşıdık. 1960 yılından beri faaliyet gösteren bu kulüp şu anda mevcut bulunan binamızda da 1985'ten beri faaliyetlerini sürdürmekte. Her 4 yılda bir yapılan dünyadaki olimpiyatlara her seferinde sporcu yollayan tek kulüplerden de bir tanesi Erzurum Kayak Kulübü. Aynı zamanda Türk kayak sporunu geliştirmek ve kayağı ülkeye yerleştirmek değil, aynı zamanda doğa sporlarıyla da alakalı bir kuruluş. Tüzüğünde öyle geçer. Doğa sporları da diye de geçer. Bu arkadaşlar böyle bir karar almışlar. Palandöken'i değerlendirmişler. İlk kez Türkiye'de kayak sporu hem bizim Erzurum'da başlamış, Palandöken'de hem de kayak kulübü vasıtasıyla bütün Türkiye'ye yayılmış. Türkiye'deki şu anda görev yapan, Türkiye'nin değişik kayak merkezlerinde antrenörlük, hocalık yapan hoca ve antrenörlerin %70'e yakını Erzurum Kayak Kulübü'nden çıkmadır. Ciddi anlamda sporcu yetiştirmiş. Maddi imkansızlıklara rağmen kulübün önemli başarılara imza attığını dile getiren Başkan Bülent Ülker, federasyon tarafından kulüplere sağlanan katkının çok da yeterli olmadığı görüşünde. Bu yıl 52 tane madalya aldık. Her yıl bizim zaten madalyalarımız var. Türkiye'de en çok madalya alan, en çok kupa alan kulüp biziz. Bir de futbolda lig kupası gibi düşün, Türkiye kupası gibi düşün. 30 kez şimdiye kadar yarışma düzenlendi. Bunların 25'i üst üste olmak üzere 27 tane kupayı müzemize biz taşıdık. Diğer 3 tane kupada da ikincilik elde ettik. Yani başka yok. Dünyada yok eşi. Bakıyoruz dünya şeyinde bu kadar üst üste kupa alan var mı? Yani ben rastlamadım. Biz her 4 yılda bir olimpiyatlar yapılıyor. 13 kez. Biz olimpiyatlara sporcu yolladık ama istediğimiz başarı hiçbir zaman ulaşamadık. Yolluyoruz. 4 yılda bir demek, yani aşağı yukarı 50 yıllık bir mazide hemen hemen her dönem yollamışız. Yani bu çok büyük bir başarı. Bizim kulüp başarımız. 3-5 tane kayak yollamakla kayak kulüplerini ayakta tutamazsın. 200'den fazla kayak kulübü var. Türkiye'deki kayak kulüpleri maalesef finans açısından tamamen kendi hallerine bırakılmış, sahipsiz, hiçbir şekilde destek almayan kulüpler. Belki de Türkiye'deki bütün federasyonların hepsi devlet yardımı alıyor ama kayak kulüplerinin aldığını hiç görmedim. Ben bizzat bunun içindeyim. Tamamen kamu desteğinden tamamen uzak, kendi imkanlarımızla, yönetim imkanlarıyla ve birkaç ufak tefek gelirlerle işte sporcu yetiştirme o sezon ortalarında o şekilde gelir elde ederek kayak kulübünü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Federasyonun varlığıyla yokluğunu ben pek anlamış değilim şimdi açıkçası. Federasyon ne iş yapar? Kayak federasyonu ne iş yapar? Kayak federasyonu sadece genel kurullarda delegenin oyunu alıp da başkanlık yapmak mı sadece? Veyahut da birkaç tane sezon içerisinde yarışma düzenleyip birkaç tane madalya takarak sezonu geçiştirmek mi? Yani hakikaten federasyonun hiçbir şekilde bize en ufacık desteğini ben görmedim. 3 yıldan beri buradayım. Federasyonun ne olduğunu bile sadece uzaktan dinliyoruz, seyrediyoruz. Çünkü birebir hiçbir şey yaşamadık biz federasyonla. Federasyon hakikaten biz burada bir sürü sporcu yetiştiriyoruz. Milli takımı alıyoruz, ondan sonra top zaten federasyonda.
Bundan sonra eğer bir ülkeye bir katkı sağlayacaksa, ülke sporuna, kayak sporuna bir katkı sağlayacaksa, bir başarı sağlayacaksa bunun yapması gereken federasyonun bizzat kendisidir. Federasyonun çok iyi irdelenmesi lazım. Türkiye'de hiçbir zaman bir futbol gibi bir kayak konuşulmadı. Kayağın ne olduğunu, neler oluyor, kayak kulüplerinde neler oluyor, yani hiç konuşulmadı, tartışılmadı. Tabii kimse de bilmiyor yani içimizdeki bu dengesizliği, bu sıkıntıyı, bir konuşulması lazım. Yani federasyonu hakikaten bir irdelenmesi lazım. Ciddi anlamda irdelenmesi lazım. Yani denetleme raporunda federasyonunun bazı usulsüzlüklerin olduğu rapor ediliyor. Ama mali kurulda muhalif olanlar hariç, bir kişi çıkıp da federasyonun böyle böyle denetleme raporunda usulsüzlüğü var. Kimse mali kurulda soru sormuyor, hesap sormuyor. Spor İl Genel Müdürlüğü'nden habire para akıyor. En ufacık bir menfaati elde etmiş değiliz yani kulüp olarak, kulüpler olarak ben görmedim. 3-5 tane kayak yollayıp geçiştiriyorlar. Bu kadar para akıyor. Nereye gidiyor bu paralar? Yani hakikaten irdelenmesi gerekiyor. Federasyon konusu ciddi anlamda irdelenmesi gerekiyor. Artık federasyonun bir şeyler yapması lazım. Ülke sporuna, kayak kulübüne, kulüplerine, kayak sporuna daha doğrusu ülkesi adına mutlaka bir şeyler yapması lazım. Bir başarı getirmesi lazım, kendini göstermesi lazım. Federasyon sürekli yurt dışında sporcularımızı götürüyor, aktiviteler yapıyor. Yani niye gelmiyor diye bir kendi kendini sorgulaması lazım. Yani biz yetiştiriyoruz, milli takıma veriyoruz. Bizim görevimiz bitiyor orada. Biz en iyilerini veriyoruz. Zaten en iyilerini alıyorlar. Ama ondan sonraki bütün gelişimleri milli takımdadır. Son yıllarda kayak sporuna ilgi artsa da ülke olarak daha kat etmemiz gereken çok yol olduğunu dile getiren Başkan Ülker, basında yeterli ilgiyi görememekten de şikayetçi. Olimpiyatlar yapıldı, işte Erzurum'da yapıldı. 2 kez olimpiyatlar yapıldı. Değil mi yani çok büyük bir organizasyon. Ne kadar konuşuldu, ne kadar tartışıldı. Sıkıntı var yani ulusal televizyonlarda yani bir ele alınması lazım. Ben olurum, bir başkası olur veya bir başkası gelir. Bunlar hiç önemli değil ama bir ele alınsın, bir irdelensin. Yani neler oluyor? Ya kayakta neler oluyor? 2011'de yapılan olimpiyatlar biraz daha hevesli. Zaten ilk Türkiye'de yapılan ilk olimpiyattı hevesli. O zamanın başbakanı, bakanları, hükümeti, muhalefeti ciddi bir katkı sağladılar. Çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu ama başarı var mıydı? Bu kulüp Türkiye'nin en büyük kulübü. Türkiye'nin ilk kulübü. En köklü kulübü. Hayır, bu diğer kulüpleri küçümsediğim anlamına gelmesin. Ama yani ülke kayak sporuna damga vuran bir kulüp. Zaten arkamda da görüyorsunuz. Kupalardan da belli. Türkiye'de sadece futbol yok. Türkiye'de kayak var. Türkiye'de basketbol var, voleybol var. Yani hiç siz gördünüz mü Türkiye'deki spor programlarında saatlerce bir basketbol konuşulsun. Çok tek tük. O da başarı geldiği zaman. Voleybol konuşulsun, handbol konuşulsun. Ne bileyim aklınıza gelecek bütün spor dalları hangisi olursa olsun. Ama sadece futbolla gündem başlıyor, futbolla bitiyor. Türkiye'nin en yüksek zirvesine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi, ülkemizin en uzun kayak pistlerinden biri. Hem dünyanın en zorlu pistlerine hem de ilk defa kayak yapacak olanlara uygun pistler sunması, Palandöken Kayak Merkezi'ni öne çıkaran faktörlerden sadece birkaçı. Erzurum Palandöken'de kaymak bir ayrıcalık. Pistler çok uzun. Profesyoneli var, acemiye var, normal kayak yapana var, az bilene var, çok bilene var. Yani ciddi bir dağ. Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Ciddi çabaları var. Belediye başkanımızın ciddi çaba harcıyor. Ciddi finans aktararak daha da çok güzel şeyler yapma yolunda bayağı ilerledi. İnşallah onu da mutlaka yapacaktır. Sunikar tesisi var, teşkilatı var, altyapısı var. Fakat bazı arızalardan dolayı hayata geçirilemiyor. Onları inşallah Sayın Sekmen hayata geçirecek. Herhalde bu sene hayata geçirir. Öyle de olursa sezon daha da uzayabilir.